Dersimiz 592 Dabbetul Arz. 591 Harun'un mesleği. Harun'un mesleği. 591 açtık mı sevgili arkadaşlar? Şaşırdınız mı? Isın. Şaşırmamak elde değil abi, yani nereden çıktı? Evet. Şehri ama, istila etmiş abi. Ama bu manada şehri istila etmiş Anadolu'yu. Cemaatin içindeki şu üç sıfata sahip olanları hiç acımasız diskalifiye ediyor. Tarumar ediyor Dabbetul Arz. Dabbetul Arz'ı çok yakından görüyor. Çok yakından. Sen ne oluyorsun, nasıl görüyorsun? Buradaki intibamı görüyor. Bu hayal değil, bir düşünce değil, hayatın kendisidir. Bu itikat değil, anlayış değil, feraset değil, eylemin ta kendisidir. Dabbetul Arz. Dabbetul Arz realitedir, vücud haricisi vardır. O kadar acayip etkilendim ki onun hakkında aramaya düştüm. Sırf benim külliyatta bir gözüm olabilir ama İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor, rivayetlerde ne diyor, İbn-i Kesir ne diyor, yani yapabildiğim kadarıyla notlar aldım. Onlar ne diyor, fakat daha ihata etmiş değil. Fakat Anadolu'yu zaten buraları acayip etmiş, hallaç pamuğu gibi tarladan bir girmiş, öteden çıkmış. Ayakta duranlar kalitelidir, diğerlerini posa haline getirmiş. Şualar 591, Dabbetul Arz. Kur'an'da, Kur'an söylüyor çünkü. Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Bir daha, Kur'an'da gayet mücmel bir işaret var. Lisan halinden o hayvanın kısaca bir ifade var, bir tekelim var. Onu konuşturmuş. Hayvanı konuşturmuş Kur'an. Nasıl ki daha olmamış kıyamet kopmuş gibi. Öyle Kur'an'ın bir gidişatı var ki kıyamet kopmuş, olmuş, haşir meydanında, cennette, cehennemdeki adamların, insanların hissiyatına giriyor, Kur'an konuşuyor. O adamlar gelmiş, hortlamış, geri geliyorlar ve şimdi konuşuyorlar. Tavsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi katı bir kanaatla bilemiyorum. Katı bir kanaat yok. Dedim ya, ihata etmek zordur. Nadir abiye de şey yapın, sen de kardeş boğazını şey yaparken, sana diyorum Ömer, böyle dikkat şey yapın, böyle derste isiniz, dikkati çekmeyin. Tamam, dikkat ederim ben de inşallah. Sen de dikkat. Dışarı çıkarım da şey yaparım. Tamam. Niçin yapıyorum biliyor musun kardeşim? İnsan hislerle donatılmış, hassaslığından değil. Ben bile tedbir alıyorum. Ders önemli canım tabii. Evet. Öyle langur langur adam boğazını temizliyor ve öksürüyor. Ben biraz dikkat et diyor ya. Yani umumi derslerde ya. Bir öksürüyor ki sanki ya daha önce haber verecek mesela. Öyle öksürüyor ki rahatsız oluyor ya. Git o zaman tedbirini al, kenarda otur. Cenahatın ortasına oturma. Yani biraz şey yapın ya. Zile bastığın zaman bir dört rekat namaz kılacak kadar bekle kapıda. Hassas mıyım ben? Bunu değil mi? Yani bir insanın kapağı da bu bile var. Bir dört rekat namaz kılacak kadar bekleyin diyor. Zira bu banyodan çıkabilir o dakikada. Zira tuvaletten çıkabilir. Zırr zırr zırr. Ben hassas mıyım? Hayır. Hassas olsaydım din buna edep demezdi. Tamam. Yemeğin ortasını öksürmeyin diyor. Hap şu diyor. Öksürüyor. Yani mesela. Yani bilmiyoruz. Böyle şeylerde söyleyince oluyoruz hassas. Hayvanı konuşturmuş,
ben şimdilik başka meseleler gibi katı bir kanatla bilemiyor bu Dabetul Arz meselesi. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemun gaybe illallah. Allah'tan başka gaybı bilen yoktur. Gayba ait haberleri ancak Allah'ın bildirdiği kadar bilir kişi. Buna deli Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. İstanbul'un fethedileceğini vesaire vesaire hadiseleri. La ya'lemun gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Peki bildi, gaybı söyledi İstanbul fethedileceğini. Nasıl bildi? Allah bildirdiği kadar bilir. Bir insan müstakilen gaybı bilemez. Cinler bilemez. Allah diyor ki Kur'an'da bir mana, cinler gaybı bilselerdi yanındaki Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi. Öldüğünü bilirlerdi. Süleyman aleyhisselam vefat etti. Peygamberler çürümüyor. Bastona dayanmış. Hala onlar taş taşıyor saraya. Ölmüş. 6 ay geçmiş. Baston çürümüş. Süleyman düşünce anlamışlar ki peygamber öldü. Allah da diyor, bunu örnek gösteriyor. Gaybı bilselerdi yanı başında Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi diyor. Senin bazı şeylerin bilmelerine sebep, senin düşünce buraya geliyor. Sen de varsa Ervan Habise, senin dimağında o söylüyor. Dimağında var yani, çünkü realitedir, gayb değildir. Şu anda ben sizin hakkınızda ne düşünüyorum? Siz bilemezsiniz veya göremezsiniz. Ama melekler ve cinler dalga boyuyla yayılıyor ya bu. Onlar için gözüküyor. Tamam mı? La ya'lemu gaybe illallah. Nasıl ki kavmine çekirge afatı ve bit belası. Çok dikkat edin. Çekirge hariç. Bit dahil. Anladık mı bunu? Zahir, batın. Zahir ve batın. Yecüc, mecüc. Gibi. Ve Kabe tahribine çalışan kavm-ı Ebrehe'ye ebabil kuşları. Allah'ın böyle bir adeti var. Görüyor musunuz? Hani şöyle diyeyim. Lut kavminin helak olmasına sebep olan pislik bu asırda yok mu? Ad kavmini, Semud kavmini. Peki, o kavimlerin en fazla şehir büyüktü, 2000 kişi yoktu yani. 4000 kişi olsun. Helak oldu. Lut kavminin gölü belli. Kavimlerin kazıları çıkıyor canım, ama bu kadar bir şey yani. Şimdiki gibi milyonlar böyle şehir değil ki. Peki, hadi 10 bin olsun bir ilçe, 10 bin, 12 bin, 15 bin. O zaman bir peygamber lazımdı. Peygamber yapıyordu onun tamirini. Şimdi peygamber yok. Geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahların daha genel, daha fazla şimdi var. Bunun tamircisinde de o tamirci olan peygamberlerin mazhar olduğu esma azami derecede bu asırdaki vazifeliğe azami derece mazhar olması lazım. Bu tedavide Allah o kavme vurduğu tokatı bu asırda Dabbetul Arz'da vuruyor. Toplu şeyin adı mıdır Dabbetul Arz? Evet, Cem'dir. Yani Ad, Semud, işte diğer ne kadar kavim varsa, Lut kavmi vesaire, hepsine helak olmasına sebep olan o fiil, Allah'ın gadabı, kimisine taş yağmış, kimisi sesle helak olmuş, kimisi toprak komple göçmüş. Şimdi temelde 3 tane şey yapılıyor. Bir, semavi. Semadan taş yağması, kimisi hasf oluyor, çöküyor, tamam mı? Temel şey, bir topraktan geliyor, iki semadan geliyor, üç sudan geliyor. Yani toprak hepsi. Yani dört unsurdan geliyor.
ateş, toprak, hava, su. Bu unsuru Allah aktif ediyor. Dört unsuru aktif ediyor. Dört unsur. Ve çok tuhaftır, onların tamirine peygamber olamamış. Yani peygamber Lut kavmini olmuyor. Semud kavmi olmuyor. Ad kavmi olmuyor. Firavun, Nemrut olmuyor. İki türlü ilim var. Bir ilim, bir de bela musibet. Şimdi tamirci, temizleyici musibet. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin de tamircisi, manevi tamirci, geçmiş peygamberlerin mazhar olduğu esmaya mazhar olması lazım. Çünkü buna hem yetki veriyorsun, hem meziyet vermiyorsun. Hem yetki ve vazife veriyorsun, selahiyet, hem yani vazife veriyorsun, selahiyet vermiyorsun. Burayı düzelt diyorsun, bu iş yerini. Ama işten çıkarma, işe alma yetki vermiyorsun. Nasıl düzeltecek bu kadroyla? Başbakan tayin ediyorsun, eski kadroyla devam et diyorsun. Nasıl yapacağım kardeşim? Madem benden bir şey istiyorsunuz, ben de bu kadroyu değiştirmem lazım. Aynı kadro. Şimdi bir manevi tamirci var, bir de maddi tamirci var. Bu maddi tamirci, realitedir. Dabbetul arz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin, şöyle diyeyim size. Adem Aleyhisselam'a yasak meyve yiyince ne oldu? Hayal yerleri açık. Bu sari ifade nasıldır yani? Hem peygamberimizin hem Kur'an'daki. Elma ile ne alakası var şimdi? Ya elma demedik yani. Hani yasak meyve, elma denmemiş. Ya yasak meyve yiyince niye hayal yerleri açık? Ha bak bir şey anlatacağım şimdi burada. Bir yasak meyve yiyince hayal yerleri açılmış mı? O zaman o yasak meyve nedir? El cevap, senin hayal yerlerini açandır. Bu kadar veciz, çünkü bu diyemezsin. Çünkü aylarca uğraşmış. Hayal yerlerin ne açıyorsa senin, bu internet olabilir sana göre. Bu videolar yani. Bu mesela sokakta rastgele hareket eden kadın, hayası yırtılır. Rastgele iş yapan erkeğin göz kapaklarını kullanmayan haya yerler açılır. Yani şu, herkese göre değişkendir. Yasak meyveyi yiyince hayası açılmış. Ne alakası var bununla bu? El cevap, bunu yiyince bu açılıyorsa senin hayanı açan o senin ve yasak meyvendir. A eşittir B ise, B C eşittir de B ise, A eşittir B ise, B eşittir de C ise, C de zaten D eşittir. D eşittir A'dır. Şöyle diyeyim. Münafığını da tespit etmek için yeni Allah'a ikram ettiği bir yöntemimiz var. Üçgen yöntemi. Üçgenin iç açılarının toplamı sabitedir. Yüksek 80 derecedir. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Peki bir açı 60, ötekisi 70. Üçüncü açı kaçtır? 50. 60, 70 ne yapar? 100? 130. 50 de koyarsak 180. Şimdi uygulayalım. Şaşıracaksınız ama. Ben bu meyve yeme be Adem. Adem. Bu meyve yeme. Bu nedir? Bu meyve yeme. Bu 180'i yapıyor. Haya açıldı. Haya yerini açıldı. Yasak meyve Adem. Haya yeri açıldı. Tamam mı abi? Peki. Üçgen. Haya yeri Adem'in haya yeri açıldı. Niye? Bunu yedi. Adem'i kaldır. Hasan'ı koy. Hasan, senin haya yerini açma. Bu benim hayamı, benim hayamı ne açıyorsa benim yasak meyvem budur. Mesleğimi uygulayayım. Arkadaşlar, benim bir şeyim var, tevil ediyor falan diyorlar.
okunan bir mevzunun dimağda, iki, kalpte, üç, ruhta, dört, hayatta eylemi gösterilmeden yapmıyorum. Ve bir işim de yaramaz inanıyorum. Tabetullah'ı okuduk, ne oldu? Ha, hakikaten ha, nedir? Hayatta hiç indirgenmemiş. Mesela bak, hayal yerler açılmış. Adem'in ve Havan'ın. Hayal, neyle? Bu yasak meyve. Diyoruz ki bu X. Hayal yerlerimi kendim, kimin açılmışsa budur. Hayata indirgenmese, peki abi sen ne dedin ya, orada var mıydı internet? Senin hayalini ne açıyorsa, senin yasak meyven odur. Tam üçgeni yapıyor. Şimdi biz de bir yerleri, bu şey düşüncemizi oluşturalım. Eyleme dönüştürelim. Şimdi Dabetul Arz olsun, Adem Aleyhisselam olsun, meslek meşep olsun, dimağda, kalpte. Onun için tevil ediyormuşum ben. Hayatta gösterdiğim zaman tevil ediyormuşum. Bak ne diyorum? Dimağda tevil midir bu? Bu ders Dabetul Arz dimağda nedir? Göreceğiz. Kalpte nedir Dabetul Arz? Ruhta nedir? Üç. Hayatta nedir? Dört. Fakat usta Dabetul Arz'ı üçe indir gelmiş. Demiş ki kalp ruhun şeyidir. Dima, içsel alem, kalp ruh, fiil. Üçe indirmiş Dabetul Arz. Üç yeri tarumar edecek. Üç yeri tarumar edecek. Üç yeri tarumar edecek. Üçgen kanununa aynen uyuyor. Okuyacağız da. Belki de beş tane ders çıkacak bundan. Şimdi konuya girmeden abi aklıma bir şey geldi. Söyle. Şimdi burada işte anlatıyor. Hayal yerleri açıldı dedik mesela. Peki insan ihramdayken hayal yeri açılamaz. Harika. O zaman diş, rida ve neyimiz vardı? İzar. İzarımız var. Bu da azamet ve kibriya diyordu. O zaman üstada da iki şey verilmişti. Bununla da bağlantısı olması lazım. Elektrik ve aletle. Yani bu ihramı girdiğin zaman bunlardan korunacaksın. Çok acayip. 179 Varna'da nur talebeleri nurlu, zevkli ve şevkli ihrama girmek diyor. Nurçu olmak bu. Ustad, değil mi? 179. Abi diyor Varna'da Risale-i Nur dairesine girmek, nurlu, zevkli ve şevkli ihrama girmek. Girmeyenlere, bidatlara, bidatlara girer. İhram nedir? Ya nereden çıkarıyorsun? Varla da. Tamam. 179 varla. İhrama girmek. Hemen şeyi sordu. İstanbul Müftülüğü Hac Organizasyonla alakalı orada müdürlerden bir müdür aradı. Dedi ki falanca ile görüşmek istiyorum dedi. Dershane telefonunu. Buraya. Siz yoktunuz. Dedi ki Hasan Akar kardeşimle görüşeceğim dedi. Hiç unutmuyorum. Ne kadar oldu ya? Bir iki ay var mıdır? Yoktur bu süre. İhram kadınlar niye giymez meselesi. İki ay var mı? İki ay. Dedi ki biz dedi haç organizasyonu yapıyoruz. Hikmetle meşgul olduğunu biliyorum dedi. Ben dedi kısmen senin videolarına denk geldim dedi. Ondan sonra Risale'ni de çok seviyoruz dedi. Okuyoruz da dedi. Kardeşim böyle bir şeye rastladın mı Risale'ni veya bir intibam var mı? Bizi haça götürünce çok soruyorlar. Kadınlar niçin ihram giymez? Hocam ben merak etmiştim dedi. Ben de kafile götürdüm. Çok umreye götürdüm. Niçin giymez hocam dedi bana. Çünkü kadınlar ihram çıkarmadıkları için. İhramlarını, haramlarını çıkarmadıkları için. Kadının haram, ihram haram hürmetten geliyor. Kadının kendi tesettürü ihramıdır. Çünkü bir şey giymesi için çıkartması lazım. O zaman çıkartır. Kadının gündelik hayatı ihramıdır. Hayat ihramdadır. Erkek ihramda olmadığı için ihram giyer. Bu zahirde itikatta nedir diye ben çoğalttım. İtikatta da ihram vardır. İtikatta ihram burayı gösterdim. 104. sayfa. Benim biraz önce söylediğim fiilde ihram. İtikatta el azametu izari vel kibriyayu ridai. Benim azamet izarımdır. Kibriyam ridadır diyor. Biliyorsunuz rida üst örtüdür. İzar alt örtüdür. Azamet ve kibriya, itikat.
Yani her şeyin bir enfusisi, mülkü varsa melekutu vardır. Yani her şey, her lef-i mahfuzdaki her şey dışarıya çıkmamıştır ama her çıkan lef-i mahfuzda vardır. Tamam mı? Şimdi her mülk olanın melekutu vardır. Şimdi şeyin ihramın manevisi var, maddisi var. Maddi iki parçadır. Mana da el azametu izari. El azametu azamet izardır, kibriya ridadır. Tamam? Azamet şey izar alt örtüdür. Alt azamet. Tamam? Bunu çeşitli şekilde külliyata uygulayabilirsin. Allah Resulü diyor ki ben sizi iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Sünnet-i Seniyye ve Allah'ın kitabı. Tamam? Bu örtüdür. Bu mesela İsar, El Azamet İsar, alt örtü Sünnet-i Seniyye'dir. Vel Kibriya-i Dahi, Kibriya üst örtüdür. İtikattır. Amelu ve amelu saliyat. İki tane. Bak şu anlar 104. Hadisi kutsi bir de. Baktığımız zaman 179 barla da şey yapıyorlar. Yok şey ihrama giriyorlar. İhrama giriyorlar. Peki uygulayalım ihramı. Başlarsanız. Risale-i Nur amelu ve amelu saliyat. İki yönü var. İmani mevzular ve hayattaki yaşantı şekli, layıkalar. Peki ne demek layıkalar? Bala layıkası, idealist hava adamının ruhunu inşa etme adına, dava adamın ruhunu inşa etme adına ruhsal malzemelerin ve yöntemlerin şeklini anlatır Barla. İdealist dava adamı bir ruh nasıl inşa edilir? İdealist dava adamın bir ruhu nasıl olur? Nasıl olmalıdır? Nasıl bir hayat sergilemelidir? Bunların simge, sembol ve ritüelidir Barla. Yani Kur'an'daki peygamber kısaları gibidir. La teşbih ve la temsil. Sen, ben Meryem olacak mıyım? Kadın hiçbir zaman olamayacağım. Veysa'yı da doğurmayacağım. Ben onun kitabını niye okuyayım ya? Ya onun kitabı bana ne yani? Ben Meryem mi olacağım? İsa'yı mı doğuracağım? Ne alakası var benim? Meryem'le ne işim var benim? Ben Musa'da değilim. Ha, peygamberlerin hayatlarını anlatan 20. sözde bunlar simgedir, semboldür, uydurukçasıyla ritüellerdir. Bunlar insanın o Musa'yı kaldır sensin. Meryem'i kaldır sensin. Yunus'u kaldır sensin. Bunu usta çok kullanıyor. Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kullanıyor değil mi? Her tarafta kullanıyor. E şimdi Risale-i Nur'da da İzar ve Kibriya bir tanesi. İzar layıkalardır. Kibriya üst örtüdür, itikattır. Barla, idealist dava adamının ruhunu inşa etme adına simge, sembol, ritüel zeminidir Barla. İdealist dava adamının, nur talebesinin hayattaki yol çizen güzergahıdır ve yöntemleri ve doğruları ve yanlışları olan malzeme deposu da Kastamonu'dur. Yap yapma, deme, git deme, gitme, ol olma, dış dünyayı tanzim eder. Dış dünya. İdealist dava adamı olan nur talebesinin akıl ve kalp ve cemaat bütünlüğü, kayı koca münasebetten, yani akıl ve his bütünlüğüne, ruh bütünlüğü, içsel bütünlüğünü getirmek adına birincisi Barla'ydı. Dava adamıydı. Yani akıl his bütünlüğünü getiren Emir Dağı'dır. Ve şahsla hiç alakası yoktur. Şahsa vallahi ben okumam. Hulusi'ye hitaptır. Beni hiç ilgilendirmez. Hulusi diyeyim. Gitsin kendisi okusun, Hulusi okusun. Sabri abi okusun. Ben ne yapacağım Sabri'yi ya? Hulusi'ye hitaptır. Allah'ını söyle, mantığınıza yatmıyor mu? Yani Hulusi'ye hitaptır, ona astır. Ben ne okuyayım ya? Onun kitabını ben niye okuyayım ki? Ona malzemedir. Ya peygamber. Şöyle yap diyor. Amr'a aitse, Sa'd Ebu Vakkas'a aitse, Hazreti Ömer'e aitse. Vallahi ben okumam.
Kur'an Hazreti Peygamber'in zatına aitse ben de okumam. Zatına ait ben ne yapayım? Bana hitap etmiyor ki. Ya yellezine amenu deyince ben içine giriyor muyum? Benim o zaman. Ya yellezine amenu, ey iman edenler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevgili peygamberim de buna muhatabıdır. Ben de muhatabıyım. Kur'an onun şahsında hepimize inmemiş mi? En çok o tabi olmuş. En çok o okumuş. Öyle değil mi? Kardeşim, Kur'an ona indi diye onun değil ki. Anladın mı? Yani yöntem kullanıyor. Meryem'i anlatmıştım bir dimağda. Bir parçası hemen değil. Benim anladığım tabii bu değil. Bu Meryem'dir. Kulak çocuk anne karnına benzer. Zar bozulmadan ders gelir, sohbet gelir, Kur'an gelir. Zar bozulmadan buradan mana girer. Mana zar bozulmadan. Dimağ döllenir. Tefekkür ehli olur. Bütüne gelir ve bir namazsız kurumuş gönle anlatır. Burada döllenen vahiy gelir. Vahiy ile döllenen, bütünsel gelen, akıl kalple döllenen bir dimadan. Bak doğmuş yerine de benziyor. Bak giriyor ve kurumuş gönülleri boğazdan İsa'yı doğurur. Ölü gönül dirilir. İsa Ruhullah. Kardeşim bu bir manası ya. Yedi tane benim çözebildiğim böyle mana var. Meryem ne demektir diye. Terklerin zemini diye düşünüyorum ben. Evet. Ya acayip. Terklerle vücut çıkmadır. Yok koca. Terklerle var olma. Ya ashabım. Lan da basma dur hemen. Ey ashabım. İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? İlim yapmadan ilim nasıl olacak? Terklerinizi çoğaltın. Yani takvanızı çoğaltın. Meylem takvanın simgesidir. Yokun, yokun, kimsesizliğin, sebepsizliğin inşası ihya etme zeminidir. Terklerle vücuda çıkmaktır. Yok, var oldu işte. Yokun içinde oluyor. Namaz da öyle değil midir? Allahu Ekber. Terklerle bütünsele geçiyorsun. Terk etmeden varlık yoktur. Terktir. Bunla iftitah tekbiri neleri terk edebileceğimizin simgesini taşıyor. Terktir. La ilahelerdir. İllallah olması için. La ilahe. İlahlaştırdıklarını terk et. Allahu Ekber. Allah at. Terk etmek. Terkten sonra giriyorsun. Şimdi bereketli bir ders zaten. Üç tane sıfatla girecek. Ve iki tane şey söyledi. Çekirdeği afatı bit belası. Kabe-i Talib'e çalışan Kavmi Ebrehe, yani onu altını çizin mutlaka, barla, insanlarla alakalı bir şey değil o. Allah sebep ve zeminde hakikati anlatır. Ebu Hürer'den, Ebu Cehil'den, İkrim'den, şundan bundan. Peygamberlerden, Eyüp'ten, Musa'dan bunlar semboldür, zatlarıyla alakası yoktur. Zat değildir. Hakikattır, mahiyettir, sıfattır. Ha? Bunlar mahiyettir ve hakikattır. Zemindir, simgedir ve inşa etme bir zeminidir, fabrikasyondur. O zeminde kendini inşa et. Kısa-i Musa'da kendini inşa et. Kısa-i Eyüp'te kendini inşa et. Eyüp demiyor mu? Onun diyor şeyine, yara beresine mukabil. Onun denizine mukabil. Öyle mi? Bizim. Onun zahir hastalığı bizim batımız. Onun denizi bizim şeyimiz falan. Onun hutu bizim nefsimiz. Ya. Tak 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 tak. Bu da böyle. Kabe tarihine çalışan Kavmi Ebrehe. Ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de. Şimdi bak örnek veriyor. Bunlar realitedir. Davetul arz da realitedir. Vücud alecisi var. Tarı mar olmuş, kimsenin haberi yok. Yani ekinleri bitirmiş, bitiriyor. Bak, çekirge realitedir. Bit belası realitedir. Kavmi Ebrehe, Ebabil kuşlar realitedir. Ve realiteden bahsediyor şimdi bu davetul arz. Düşünce falan değil. Eylemsel bir, yaşanan bir hayattan söyleyecek.
Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'ların ve bak Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle bir bilerek iki severek üç isyan ve tuğyan isyan üç ve tuğyan demek ki Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle kendisi değil getirmiş oldukları hayat يستحبون الحياة الدنيا للآخرة yani getirdiği hayatı sunduğu hayatı bir nur talebesi bir Müslüman bilerek severek girer isyan ve tuğyana girerse ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle Yecüc ve Mecüc birisi fiili birisi itikadidir. Tamam bunu Kastam'da anlatıyor. Takva konusunda anlatıyor. Ahlakta ve hayatta diyor. Hatırladınız mı? Yecüc ve Mecüc demek ahlakta ve hayatta. Birisi itikat içsel alem, birisi fiil dünya. 149 Kastamonu. Şimdi öğretmen bakacak hakikaten kitapta var mı? O zaman dedim ki bu adama güvenilir. Ve açtım. Ya bir dersi sabaha dinleyen gitmedi dedi ya. Söylediğin yeri açıyorum dedi. Söylediğin yeri açıyorum. Ben de not alıyorum dedi. O da ders yapıyor. Bak, Yecüc ve Mecüc. Amelu ve amelu saliyat. İman esasları layıkalar. Ahlakta ve hayatta. Aynı şey. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Aynı. Sağ yol, sol yol. Tamam mı arkadaşlar? Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden fesat ve canavar. Canavar içsel alem. Fesat. Giden dinsizliğe küfür ve küfrana düşen insanların. Bak ne yapacak arkadaşlar. Ben niye anlatıyor bunu? Biraz sonra hüküm verecek. Bir. Süfyan ve Deccal. Burayı karıştırmayın. Yazmayın bir şey. Bana bir bakın. Süfyan ve Deccal'ın getirdiği hayatı bilerek, severek isyan ve tuğyana giren yestahibunel hayate dünya alel ahiret Allah'a ve ahireti bildikleri halde iman ettikleri halde severek ve bilerek zoraki değil o hayatı şu sufyaniyetin ve deccalın getirdiği hayatı bilerek ve severek tercih edene rızasıyla bilerek severek rızasıyla tercih edene musallat olan bir dabbedir bir hayvandır ne yapacak bu? İki şeyini tarumar edecek. Yecüc ve Mecüc. Ahlakta ve hayatta. Cemiyet hayatını yaşanmaz hale kılacak. Kılan neyse. Bir, içsel aleminde kaoslara sokuyorsa, ne sokuyorsa seni, o senin Yecüc'ündür. Abi, dayanamıyorum abi, yaşayamıyorum abi. Artık çıldıracağım abi. Panik atak, depresyon. Burhan, bunalım senin Yecüc'ündür. Mecüc'ün de yaşanmaz aile. Eve gelmek Burhan geçiriyorsun ya. Birbirine girmiş her şey. Sokak daha acayip. Uf! İşte yaşayamıyorsun, işte yaşayamıyorsun. Yecüc ve Mecüc. Niye böyle realite böyle hassanal hayalde arıyorsun? Dabetul Arz'ın. Dabetul Arz'ın iki ayağı var. Başında duruyor ya o meselelerde diyor israf eden onun damına düşer diyor. Ya onun damına düşer israf eden. Bir de altta emir daha iki de var yani diyor su istimalat. İsrafat. İsrafat. Hevasatı tehir. Havayici gayrı zaruriyi zaruri hacatlar hükmüne getirmek. Görenek tiryakilik cihetiyle. Madde işte bunlar şey. Diş dünya. Tamam abi. Yani kendisine dabbetin gelmesine zemin hazır ediyor. Bunlar dabbenin zemini. İsrafat, suistimalat. Oku bakayım abi. İsrafat, suistimalat. Kaç sayfa o? Sayfa 99 abi. Neyin 99'u? Emirda 2. E2 99. Okur musun abi? 1. Medeniyeti zalimeyi hazırası. Şu suistimalat ve israfat. 2. Ve sahibi tehir. 4.
3. Evet, 3. Havaidi gayr-ı zaruriyi zarlı hacetler hükmüne getirip görenek tiryakilik cihetiyle. Ya. Diye böyle devam ediyor. Evet, 6-7 tane, 6 tane. Bir de tabii israfatı da zaten hadisinde söylemişti, 5. şu an başında. Evet. Bunlar Dabetul Arz'ın ortaya çıktığı, mikrobun çıktığı ve canlandığı yer. Üstad, gençlik referinde bir tabir var da abi. Ben diyor, ahir zamanın mahiyeti bana göründü diyor. Fitne-i ahir zamanı. Ahir zamanın mahiyeti. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü diyor. Yüzsüz kadınların yüzünden çıkacak diyor. En fazla işlettikleri de o abi. Peki, şu anda Dabetul Arz'ı hayata doğru sokmaya başlamadın mı? Böyle olursa işte müzakere ilmi oluyor değil mi? Peki hayata uygulanmayan, düşünüp tefekkür edilmeyen, hayatta bunu görmeye çalışmamak, yani hayatta ne demektir bu? Akılda, dimada ne demektir bu? İçte, ruhta bu ne demektir? Hisler ne demektir? Dabetul Arz. Ne okuyoruz ki? Bu cihetten dolayı bu 5. sıradaki meseleler abi, hatta Kastamonu'da bir tabir var ya, diyor 5. sıra ehli ilmin Kastamonu 35 İzmir. Evet. İzmir plaka ehliğimi şeyden kurtarıyor diyor. 5. şura umumun. Ehli imanın mı diyor? Bilhassa ehli ilmin. Diyor 5. şura umumun. Bilhassa ehli ilmin imanlarını tasih edip kurtarıyor. Bak, ehli ilmin imanını tasih edip kurtarıyor. Hani senin imanın sağlamdır şudur vesaire yani. Bak, tasih ediyor, düzeltiyor, kurtarıyor. Kurtulmamış. Emirdan da gene diyor 200. sayfada bir de diyor ki kendi ilminin kendisini kurtaracağını zannediyor diyor. Bak, 6 tane madde Dabbet'in çıktığı zemin. Bunu Kastamonu 104 108'de yestahagunel hayate dünya alel ahire, bir insanın bir latifesi var ki yaralanmış. İşte Dabbe nereden çıkıyor? Mesela onu tek tek saymak lazım. 1. İsraf. 2. Söyler misin? Suistimalat. İstimal. 3. Hevesatı. Tehiç. Hevesatı. Tehiç. Havayici gayri zaruriyeyi. Havayici gayri zaruriyeyi. Gayri zaruriye. 5. Zarru hacetler hükmüne getirmek. O hepsi bir abi. Tamam. Zarru hale getirmek. Görenek. Görenek. Tiryakilik. 6. Tiryakilik. Böyle cihetiyle. Tamam. Şu anda 6 tane. İsraf, suistimalat, hevesatı teyiç, hevayici gayri zarru zarur durumuna getirmek, görenek, tiryakilik. 108 Kastamonu'da şey diyor. Hayat. Hayat aşk. Hayat. Hıfz-ı hayat. Hıfz-ı hayat. Ve zevk-i hayat. Ve zevk-i hayat. 7. Şu anda bak. Bu Dabetul Arz'ın toprağı. Toprağı. Bu hayvan abi akılları başa getirmek için çıkıyor değil mi? Evet. Ooo. Akılları başa getirmek için çıkacaksa akılsız değil bu hayvan. O zaman akıldan çıkıyor bu abi. Şimdi incir ağacını düşünelim abi. O muzur, hani haşerat vardı ya. İncir ağacının etrafında. Yani bu incir ağacıysa bu hayvan burada yani. İncir ağacı buysa. O muzur hani haşerat saymıştı diyor kuyunun etrafını, incir ağacını. Haşeratlar neydi? Dünyevi musibetler, şeyler. Yok korkum. Haşerat üstte, altta bir şey var mıydı? Alt dediği kuyu var ya. Harun. Kuyuda bir canavar yok mu? Aşağı. Alt örtün. Üste aslan yok mu? Üst örtün. Canavarlığa giden bir fesada. Yukarıda canavar, aşağı enfüs. Ya, yani aşağıda canavar yok mu? Yukarıda aslan. Aşağıda canavar. Aşağısı mı? Vahşet. Vahşet yukarıda, dehşet aşağıda. Tamam mı? İki tane satıyor ya. Dehşet içeride. Aşağıda. Vahşet yukarıda. Vahşet. Vahşi. Vahşi aslan. Dehşet de aşağıda. Tamam mı? İzar. El azametü. İzar vel kibriye ridav.
El azametu izari, od, dehşet. Vel kibriyahu riday, vahşet, aslan. Bak, meyrem. Acayip, işte akılları başına getirecek dabbe. Ve akılları başa getirecek şu. Herkesin üstünü açacak, bu muhatap olan. Ve en büyük özelliği şu. Ne iş yapacak? Niçin yaptı? Nasibi olanların akıllarını başına getirecek. Aklını başından çıkartan neyse senin davvetul arzındır işte. Öyle değil mi? Akıllarını başa getirecek. Daha gelmedik de. Akıllarını da şey yapacak. İlla davvetul ardi te'kulu min se'etehu. Ayetiyle. Ayetinin işaretiyle o hayvan davvetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki ağaç kurdu kemiktir. Sistem. Ben peki davvetul arz ona da girmeyin. Sözler 246'da erva habiseden bahsediyor. Davvetul arz. Erva habise ne yapıyor o sistemi mülk melekut? Erva habise erva habisinin mümessilleri ve sekenesi diyor. Erva habise dondu. Zerre oldu. Mevadi şerire, şerir madde 246 sözler. Bak, sekenesi ve mümessilleri. Yani şeyler, düşünceler, günahlar dondu. Maddeye dönüştü. Nasıl dondu? La kardeşim gavur Japon yapmış ya. Suya. Adam küfür etmiş bunun yanında. Küfür derken şu. Ne kadar pissin lan, ne kadar alaksızsın, ne kadar bilmem ne. Kötü söylemiş. Bir tanesine öteki bardağa demiş ki ne kadar tatlısın, ne kadar güzelsin. İltifat etmiş. Ay elin bak su ya. Görmüş. Anlamaz değil mi? Allah Resulü diyor ki yerin dili, yer konuşacak diyor. Yerin dili var diyor. Suya bak. Yer ya su. Koymuş buzdolabına 5 saat eksi 5 derecede dondurmuş. Bakmış sipsiyah su, bembeyaz su vesaire. %76 insan suyuyla müteşekkil. O zaman bu sözlerin ne kadar maddeye dönüştüğünü düşünün. Buna söz söylüyorsun, değişiyor. Söz söylüyorsun, düzeliyor. %76 suyuyla meydana gelen bir insanın sözde sihri beyan diyor. Beyanda sihir var diyor. 48. sayfada şeyde, muhakematta. Sihir var diyor. Vücudu değiştirebiliyorsun. Orada ne diyor? Dabbetul arz. Mevadi şerire. Şerir madde, mümessillerin fesekenesi olan erva habise. Kime olacak? Oradan söylüyor. Peki neyle giderilecek diyor. Soru sor külliyata. Çalıştığım için söylüyorum. Peki bu dabetul arz ve mevadi şerire neyle yok edilir? Geç kalsın sözler 258'e. Hep emara göre söylüyorum. Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. Tılsımat-ı Kur'aniye nedir bilmiyoruz. Geç latif nüktelere, lemalarda, Osmanlıca'da var. Latif nüktelere 30, 31, 32, 33. sayfalarında huruf-u mukatta ile diyor. Peki huruf-u mukatta manevi. Maddi geç bağlı 66'da ey diyor kendi aslan tesbih ve teşbihden ya şey orada diyor ki 66'da meyus ve ümitsiz bir hastaya yok, meyus ve ümitsiz bir hastaya şey diyor manevi bir teselli bin nafi ilaçtan daha tesirlidir diyor. Yani bir doktor, bu da insan %76 suyla meydana gelmiş. Meyus ve ümitsiz bir hastaya kardeşim ya ben de sana zannettim ki bir şey var ya. Ne var ya bunda ya? Bir böyle demek var. Bitti. Eve götürün. Eve git kardeşim artık. Adama diyor bu adam. Tamam bitti. Sarmış. Bu mümkün değil. Zaten oradan bitti ya. Bunu diyen doktor kim? Kendisi bitmiş. Allah Resulü diyor bunu hadisi. İnsanlar bitti, mahvoldu, yok oldu diyenler diyor. Kendileri mahvoldu. Kendilerini ifade ediyorlar diyor. Mahvoldu diyen mi? Kendi mahvoldu. Ama dese ki bak kardeşim. Allah dermansız bir dert yaratmamıştı. Ama bende olmayabilir. Şimdi bu var. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bu maddedir. Maddeyi değiştiren düşüncelerdir. Güzel düşününce madde değişiyor. Kötü bir haber o mideye vurmuyor mu?
Sistemin bozulmuyor mu? Hani stres kanserle olmuşsa? Öyle mi diyor? Stres kanserle oldu diyorlar. O zaman moralle de kanseri ortadan kaldırırsın. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Stres de kanser oluyorsa huzurla da kanser ortadan kalkar. Şimdi bak akılların kurtlardır ki insanların bir çok uğraştım ben bunlara. Kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Üç yerine yerleşecek. İnsanın cisminde neresinde? İnsanın cisminde dişinde. İki. Diş. İki. Tırnak. Tırnağına yerleşecek. Ne? İnsanların kemikleri gibi iki yere yerleşecek. Diş ve tırnak. Kemikleri ya. Kemikleri gibi bak. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Kemireceği yer orası. Nereden giriyor? Diş de tırnakla giriyor. Kemiği bitiriyor. Bak giriş yoluna bakın. Bir, iki. Yerleşecek yer kemik. Ortadan kaldırdı. Üç değil bunlar. Bak. Bakar mısın Resulüm? Dişinden, tırnağından girecek. Girip de ne yapacak? Buradan girecek. Bu kanala girecek. İki tane. İzar ve ridardan girecek. Gidecek kemiğine. Kemiğine dinamitleyecek. Hedefi orası. Aslan buraya gireyim diyor buradan. Hedef orası. Kemiğine yerleşecek. Şey, nereden girecek peki? Yolunu bilelim de kapatalım o yolu. O yolu kapatayım. Dişini kapat. Oo, kapattın. Abetalarız girmez. Diş ne demek? Küllata diş ne demek? Tırnak. Harun, Resul ikinizin. Yarın bu derse devam edeceğiz. Diş ve tırnak sizin vazifeniz. Küllatta bulun. Bulun arkadaş. Geçin görürsünüz. Öyle bedava yok. Ben onda girmeyeceğim. İnsanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler imanın bereketiyle. İki, sıfat. Üç, suistimalattan. Yani imanın bereketiyle iki şeyden aslan olacak. Müminler imanın bereketiyle iki şeyine hakim. İman zaafiyle iki şey bırakılmış. Bak, imanın bereketiyle iki şey dizginledi. Atın, gemi. Tak tak, sağ ve sol. İzar ve dirdar. İmanın bereketiyle sefahatına ve suistimaline hakim. Tecenüpleriyle, tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Dedi ki, ne demiş o? Ne yapacakmış o? Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden. Hep iki kiş diyor. Fesat ve canavar. Ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların en önemli ne yapacakmış? Bu tabletolaz neye çıkacakmış? Netice okuyorum. Neye çıkacakmış? İnsanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle akıllarınızı dışarıya atan. Bu akılları başa getiriyor mu? Demek ki dışarıda olan aklı başa getirecekmiş bu. Yoksa hayat anlamını yitirecek ya intihar edeceksin ya aklın başına alacaksın. İnsanların bu sefahet ve suistimal insan aklını alıyor. Sefahet ve suistimal insan aklını başına alıyor. Dabetul arz Allah musallat ediyor. Dabetul arz da o başlarında olmayan akıllarını başlarına getirmek bak. Akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle. Arzdan bir hayvan çıkıp arzdan çıkacak. Küre arzdan değil. Küre arz dünyanın fiziksel yapısıdır. Tamam mı? Arz neydi? Dünya. Dünya 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır. Yani şu dünyanın mülkü fiziksel tarafıdır. Küreye arzdır. Buz, su. Yani küreye arz buzdur. Küreye arzın melekütü dünyadır.
Dünya madde değil. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm dediği yerdir. Tamam mı? Arzdan, küre arzdan değil. Dünyadan 18 bin alemin tarihiyle. Çünkü sefaat ve suistimaldan bu tevellüt ediyor. İnsanların akıllarını başlarına getirecek. Ve arzdan, küre arzdan değil, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Ne yapacak? Hiç kimsenin şansı olmayacak. Ben de dahil hepimiz ona düşersen. Zürü zübür edecek. Nereye? Kime? Sefaat ve suistimaldan kurtulmayana. Yani sefaat ve suistimal. Bir, israf. İsraf eden. İki, suistimal eden. Maddi ve manevi organlarını. Mesela bugün 3 kişi aradı. 3 kişini de tespit ettim. Konuşturdum biraz. Yani bir dostlarımızın yakını. Hepsi de özel hayatında suistimalden gelmiş. O öfke patlaması. Hayat anlamını yitirmiş, böyle bir tuhaf, yani böyle mantar. Özel hayatında suistimal etmiş. Yani haftada birkaç defa gusül edenlerin özelliğidir. Yani ne yapıyorsun ben? Ne diyorsun falan öyle? Hırçın. Kemiğe yerleşmiş. Evet. Zaten 25. Ramazan'da eksen hastalıklar suistimalattan, perhizsizlikten de terikadetten. Evet. Suistimal. Suistimal. İstimal. Ne hatırlatıyor size? Anladınız mı? İstimal. Sui. Ya tabiri de benziyor da ben dile getirmek istemiyorum. Sui istimal. Ya öyle. Maddi ve mali. Bir, israf. İki, suistimal. Üç, hevesatı tehiç etmekten. Dört, hevayici gayri zarur duruma getirmekten. Beş, görenekten. Altı, tirakkilikten. Yedi, hıfz-ı hayat ve zevk-i hayatı muhafaza etme telaşesinden. Ondan sonra çıkacak. Efendim abi? Bir de sefaat beraber. Sefaat demedik mi? Orada yok mu? Sefaat. Sefaat da var. Sekiz etti. Zürü zeber edecek. Allah-u Alem o dabe bir nevidir. Yani bir şey değildir. Yani herkese değişkendir. Niçin? Senin izarını zannına göre. Senin izar ve kibriyanı ortadan kaldıran neyse Allah-u Alem o bir dabbedir senin. Yani senin haram meyve neydi? Hayal ellerini açandır. Hani Adem Aleyhisselam o haramı yiyince haram meyveyi, yasak meyveyi, haram demeyeyim, yasak meyve. Yasak meyve, haramla yasak başka bir şey. Haram olsaydı isyan olurdu. Yasak oldu, nisyan oldu. Unuttu. O yasak meyveyi yiyince Adem Aleyhisselam'da haya yeri açıldı ya, senin haya yerini açan neyse senin haram meyven odur. Seni de bu dişinle tırnağınla girip içel alemini, akıl ve kalp bütünlüğünü çökerten her şey, bütünlük senin dabbetül arzındır. Onun için bu bir nevidir diyor. Tek bir şey değil. Herkesin farklıdır. O dabbe bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şans olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir tayfi hayvani olacak. Ya. Onda söz dinlemez ya. Söz dinlemez bir şey yani. Ne yapar? Hayvan da söz dinlemez ya. Evet. Doğrudan gitten anlamaz yani. Söz dinlemez bir şey yani. Hayvaniyetten çık, cismaniyet bıraktı ya. Peki ustad, medya, televizyonun küre-i arzı bir şehir hükmüne getirdi demiyor mu? Diğer abi. İnternet ve televizyon ekranından çıkıp arzdan çıkacak diyor. Ben kafama takılan şey oldu. Diyelim ki o Ebrehe zamanında, Firavun zamanında musibet geliyor, görünüyor yani. Burada neticesi görünüyor bu zamanda. Yok. Kendisi de gözüküyor. Bak şöyle.
Ebre geldiği zaman görse ne oldu? Görmeyle helak oldum, bir oldu. Gören başkası. Ehli hidayet. Hatta görmesin diye Lut Aleyhisselam'a dedi ki arkana sakın bakma. Ne demek o? Bak, sakın arkana bakma, çık o şehirden. Emir bir. Birinci emir çık. İki, arkana bakma. Çıkmak ne kadar kesin emirse arkana bakmak aynı emirdir. İki, şimdi sen çıktın mı kardeşim cemiyete? Daha arkana bakma. Mesela plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yeter girmemeye. Bakmamaya gücün yetmez. Bak, zinaya yapma demiyor Kur'an'da. Yaklaşma, bakma. Bak çok önemli ha. Benim biraz böyle fıtratım buna çalışıyor. Lut Aleyhisselam'a diyor ki şehri terk et. Bir, ne kadar kesin bu? İkinci bir emir geliyor arkasından. Sakın ha, sakın ola. Arkana bakma. Bak oraya. Hedefine kilitlen. Bakma böyle sağa sola. Ne yapıyorlar ya? Allah Allah. Ne diyorsunuz siz? Bakma. Arkana bakma hiç hele. Bakınma. Kilitlen hedefine. Ancak rahat durursun. Dabitularz bir nevidir. Tek bir hayvan değildir. Peki nedir? Senin dişine ve tırnağına girip senin kemiğini çökerten, aklın başından çıkartan, tamam, seni içse dima vehim ve kalbi içsel alem vesveselerle muptela edip hayatı anlamsız ve yaşanmaz kılan sefaat ve suistimal, yani kısacası sefaat ve suistimalden çıkıp seni hayatı anlamsız kılıp intihar haline, yani manasını yitirip intiharı seçenek yapan şey senin dabbetul arzındır. Onu da saydım. 8-9 tane madde. Yani şey zemin. Tırnak. Tırnak ve diş bu 8-9 zemin mi oluyor abi? Evet zemin. Tırnak ve diş bunların zemini. Yani bu ikisinin şeyi. Onun için ben anlatmak istemiyorum. Yalnız bak çıkacak diyor. Nereden çıkacak? Çıktığı yerler farklı. Sefaat ve suistimal. Mesela bir manasında not almışım oraya. Arzdan çıkacak diyor ya. Arz da medya küre arzı bir kör şekline getirmiş. İnternet ve televizyon ekranlarına çıkıp insanların dimağının mertebelerini tümünü devre dışı bırakan veya tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, yedi mertebeyi birbirine çarpıştıran, aklı ile kalbini çatıştıran, kalpteki bulunan vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani, onun vazifesi neydi? İradenin ibadetullah. İradenin ibadetullah, insandaki içsel aleminde basiret. Basiretin kalkıyor. Veya irade ile ibadetullah yaparsa basiretin artıyor. Zihnin vazifesi marifetullah, insanda dirayeti artıyor. Vicdanda his, muhabbetullah, eğer bunu el-hubbu fillah vel-buzu fillah, edile-i şeriye göre Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ayetince tarafta değil, hafif bile meylederse Allah düşmanlarına, o zaman ne yapar? Feraseti kalkar. Hissin vazifesi muhabbetullah, eylemsel, içsel alem itibariyle feraset. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah, yani içsel lezzet almak. Allah'tan ve kendinden lezzet almaya sebeptir. Hazır olan zattan sonra bizde huzur olur. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah, müşahade, hazır olan zat vasıtasıyla bizde derste, bir namazda huzur alır koyar böyle. Huzur müşahadedir o. Şu Allah'ı emmeye başlar, bizde de enfus alemdeki manası kemalattır. O zaman aşağıdan yukarıya gidiyorum. Üçünü de irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, ibadetullah, muhabbetullah, ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah,
lezzeti ruhaniye, basiret, dirayet, feraset, kemalat. Bunları ortadan kaldıran sefaat ve suistimalat. Peki, diş ve tırnak. Diş ve tırnak. Bir tanesi izardır, bir tanesi kibriyadır. Ben gerisini siz tamamlayacaksınız. Bir tanesi laikalardır, bir tanesi iman esasıdır. Alt örtü sünnet-i seniyedir, üst örtü itikattır. Sırat köprüsü kıldan keskin, kılıçtan incedir. Kılıçtan keskin şeriatlardır, sünnet-i seriyedir, seniyedir. Kıldan ince içsel alemdir. İçsel alem itikatlarımızdır. Ha? Efendim alt örtü şeyle kalp, eylem ve ibadetle çalışır. Üst örtü ise itikatlarla, marifetlerle, ilimle çalışır. Aklı olmayanın dini yoktur. Vesvese alttadır. Vehim yukarıdadır. Benim şöyle bir duam var. 5 vakitte aman aman diyorum. Ya Rabbi, cinlerin, şeytanların, ervah habiselerin, mevadi şerirelerin vehim ve vesveselerinden sana sığınıyorum. O kadar ezberlemişim ki. Ya Rabbi, cin, şeytan, ervah habise, mevadi şerirelerin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyorum. Vesvese varı yok edendir. Vehim yoku var gösteren fikirlerdir. Vesvese eylemseldir. Eylemlere gelir. Abdest gusule gibi gelir. Temizliğe gelir. Ve itikada gelir. Yani imanın yoktur der. Var olana der. Yani varı bozar. Vesvese vara musallat olur. Vehim dimadır, düşüncelerdir. Yoku var gösterir. Olabilir. Galiba. Tamam. İyi değilim. Kötüyüm. Tamam. Onun için diş ve tırnak. Nasıl ki ustadın insanların bozulmaz süresini bulmuştuk. İlk önce insan bozulunca hangi hayvanın ahlakına benzer? Maymun. He? Maymun. İlk önce insan ilk bozulma maymunlaşır. Maymunlaşınca bir üst tabakaya çıkarsa ne olur? Tilki. Çok harika. Aferin Ömer. Takip ediyor. Biraz daha bozulursa yani maymun ve tilkinin cem eden yılan. He? Yılan. Yılan olur. Maymun, tilki, yılan bozulmaya devam ederse ayı. Ayı olur. Maymun, tilki, yılan, ayı. Tövbe etmeyip hala bozulmaya devam ederse domuz olur ki la yedhulu cenneti illa deyüz. Deyüz cennete girmeyecektir. Deyüz kimdir ya Resulallah? Neticeyi söylüyor. Eşini, namusunu kıskanmayan. Namusunu kıskanmayandır. Haya. El hayayu minel iman. Bir yerde dinin yarısı haya ediyor, bir yerde sabır atıyor. Peki. Tamam mı abi? Tabetul arz hayata indirgendi mi kardeşim? Başka? Ervah habisi olduğunu, birisi cinler ve şeytanlar olduğunu, yukarıya cinlerin musallat olduğunu, aşağıya şeytanların musallat olduğunu. Tövbe. Yani bir demek ki halet bir şeyle. Benim için bu cin ve şeytan, burada tahtisi nimetlerinden diyorum, burada da yazmışım o tarihte. Benim için bunlar kesinlikle şuhut derecesindedir. Yani cinlerin dima bozan kimlerdir? Cinler, seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, kokladığımız yanlışlıklar, ağzımıza soktuğumuz haramlar, bulunduğumuz mekanlardan, iyi veya kötü, içeriye gözle giren, kulaktan giren, burundan giren, ağızdan giren, mekandan, dokunmadan içeriye girenler, menfi veya müsbet. Menfi girmişse içeriye erva habise, müsbet girmişse erva aliye oluşuyor. Filmi kapattıktan sonra kafa kapanmıyor, işliyor. Dabbe, bu sefer giriyor.
Birisi tırnak eylemdir, ötekisi düşünsellerdir. Yani içeri aldıklarımız, çiğnediklerimizdir. Tuttuklarımız, yaptıklarımız eylemseldir. İçeriye ise içerik kanalla alınanlar ve aktif olan şeylerdir. Demek ki dimağı aktif edenler, yani vehim, düşünceleri bozan, yani ben iyi değilim, kötüyüm, intiharı seçenek yapan, hayat anlamsız kılan erva habiselerdir. Erva habiseler dedi ki, seyrettiğimiz haramlar, işittiğimiz haramlar, kokladığımız haramlar, ağza soktuğumuz haramlar, haram mekanda bulunmaktan erva habisi olur. Ve böyle erva habiselerin bulunduğu, yani enerji donuyor, onu donuyor, maddeye dönüşüyor. Bunun adı mevadi şeriredir. Cinler de buna musallat oluyor. Buraya çiçek koyduk, aç camı, arı gelir. Pislik koyduk, aç camı, sinek gelir. İşte cinler ve erva habise. Peki müsbeti, Müslüman cinler, habis cinler de Müslüman var, kafiri de var. Öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki bildiğiniz gibi değil. Sana ilham eder, seni korur, dikkat eder, senin yanında bulunur. O kadar mükemmel o kadar şeyler var ki onlardan. Kamilleri var. Hazreti Ali'nin var. Huddami varmış. Namaz kılarken gelsin diye. Yani ben her nurcunun var olduğunu biliyorum. Kesinlikle var yani, hamdolsun. Çünkü istifade ediyor. Evet var diyorlar. Ve şu anda doluyuz diyorlar. Alameti nedir abi? Alameti sendeki her neyse. Şimdi bak. Müslümanlar, cinler, Müslüman cinler ve seyrettiğimiz güzellikler, dinlediğimiz güzellikler, kokladığımız güzellikler, yediğimiz helaller, bulunduğumuz helal mekanlar, Osmanlı camisine girerseniz, Cumhuriyet camisine girerseniz, neler hissedersiniz? Mekke Medine'ye gidenler, yani insan girdiği mekanda etkilenir, giydiği elbiseyle etkilenir, insanı etkileyen dört şey var der, zaman, zemin, tam libas, bulunduğun mekan, giydiğin elbise, yediğin ve içtiğin, zaman, yaş, zemin, mekan, tam, giydiğin, libas, tam, idin. Yani bunlar hep toplayın böyle. Bunlar. Burayı etkiler. Burayı da etkileyen, vesveseyi etkileyen, amel ve bunu aktif eden, sünnet-i seni yaşamak, sünnete uymak, yani farzları yapacaksın. Elinden geldiği kadar evrat ve eskarını bırakmayacaksın. Ubudiyet sünnet-i seni kalp ve sesi ortadan kaldırır. Sünnet-i seniye ve ubudiyet. Dima doğru bir yaşantı, doğru bir çevre, doğru. İmam-ı Rabbani'ye göre iyi yerde, iyi insanlarla iyi şey yapmak. Yani doğru insanlarla beraber olmak. Tabetulars böyle. Sefaat ve suistimal. Artık kim ne anladıysa. Ama dur, daha bu birincisi. Ulema İslam bunun hakkında ne demiş? Bak Dabetulars 1, 2, secde ayeti var, sebe ayeti var. Dabe hakkında Müslim fiteninde geçiyor. Ahmet bin Hanbel müsnedinde geçiyor. Ondan sonra Nem suresi 82. O kadar çalışmışım ki hani bunları çıkartmak mesela 2, 3 sayfa. Risale-i Nur'da 261, 246, 258, sunat, latif nükteler 30, 31, 32, 33. Tamam mı kardeşim? Şu ama kaç haftalık 3 sayfa ama. Sebe dedik, yani 34. sürenin 14. ayeti. İnşallah bunu cesaseden de bahsederiz. Hadiste haber verildi, bir cesase de var. Cesase. Korkunç bir şey, tamam mı? Zincirlerle bağlı. 7 tane zincirle cesase. Tüylü müylü böyle. Dehşetli bir şey. Bum 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 hadiste geçiyor. Diyor ki adada bağlıymış. Adada. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Adada soruyormuş haberlerini. Bu devlet dış kara. Bu adada bağlı. Bu oldu mu? Dağılmadı. Yaparmış. Her tarafı kıllı, gözleri şaşı falan. Kafa ayrı değil. Bütün. Ondan sonra bir gün sorarmış. Bu oldu mu? Etrafındakiler oldu. Sevindi. 7 tane mi ne diyor? 7 tane mi? 7 tane. Bu oldu mu? Sevincinden. Bu oldu mu? 6 tane oldu mu? Kuduruyormuş. 7 de oldu mu? Zincirler çözülüyormuş. Harbiden şehre saldırıyor.
Cessase. Suyun içindeymiş abi. Adada. Adadaymış. Asıl adaysa. Şimdi biz kısacası ustada itimaden cessase mesaseyle uğraşmayız kardeş. Biz Risale'de demiş nabbetular tamam. Yani o da varmış diye söyledi. Şimdi nabbetular bu realitedir. Dimada söylemeye çalıştık. İçte söylemeye çalıştık. Bunların çıkmasının sebebi dış dünyada bahsetmeye çalıştık. Peki doğru mudur arada söylediklerin, kitabın dışındakiler söylediğin? Doğrusu bulunana kadar söylediğim yanlışlar doğrudur. Söylediğim, bak, arada söylediklerim doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlışlar doğrudur. Metin doğrudur. Benim arada çalıştığım, Risale'den çıkarttığım, bunları çıkarttıklarımız, beraber çıkarttıklarımız, doğrusu bulunana kadar bu doğrudur. Şey, bu yanlış doğrudur. Tamam? Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha temâ selâvâdû.